Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bu analizimizde sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosu açıklanan Lüks Kadife'ye bakacağız. Lüks Kadife'nin hem temel hem teknik analizini birlikte yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden buyurun gelin başlayalım. Lüks Kadife'ye baktığımız vakit arkadaşlar lüks olarak nitelendireceğim. Yüzdesel bazda konuşuyorum. Aktif büyümesi 12,5'tan 20'ye. Favök büyümesi -12'den 111'e, net satışlar büyümesi yıllık bazda 12'den 9'a, öz sermaye büyümesi 11'den 14,7'ye. Birazdan sektöre göre ucuz mu pahalı mı bakacağız arkadaşlar. Esas faaliyet kar marjı yıllık bazda 15'ten 32'ye, net kar marjı 12'den 6,5'a, aktif karlılık 6,3'ten 3,38'e, brüt esas faaliyet kar marjı 30'dan 44'e, öz sermaye karlılığı 12'den 6,6'ya. Yani arkadaşlar lüks kadife geçen sene %12 büyümüş, bu sene de %6,6 büyüyerek yoluna devam ediyor. Yani 12'nin üstüne %6 daha koyarak yoluna devam etmiş. Cari oran 2,11, likit oran 1,5. İkisi de biraz yüksek fakat kabul edilebilir. Buradaki metriklerin ne manaya geldiğini merak eden arkadaşlarımız temel analiz eğitim setimize de bakabilir. Lüks Kadife'yi çok istediğiniz yorumlarda birkaç gündür de tavan tavan gidiyormuş. Bakalım yani bunun sebebi neymiş bir görelim. Favök bölü satış gelirleri 18,7'den 36,1'e. Esas faaliyet kar marjı 15,1'den 31,8'e, net kar marjı 12,1'den 6,8'e, öz sermaye karlılığı 12,2'den 6,6'ya, brüt esas faaliyet kar marjı 30'dan 44'e. Peki sektörüne göre ucuz mu pahalı mı diye baktığımız vakit arkadaşlar tekstil ürünleri sektörü fiyat kazanç oranı 30, lüks kadife fiyat kazanç oranı 120. Piyasa değeri defter değeri tarafında ilgili sektör 6,6, lüks kadife 7,4. İki oran tarafında da bulunduğu sektöre göre pahalı kaldığını söyleyebilirim. Grafik bazlı pardon rakam bazlı bakalım. 2019 yılında net satışları 84 milyondan 2020'de 92 milyona çıkmış. Esas faaliyet kar zarar tarafı 12,7 milyondan 30 milyona. Ana ortaklık payları net dönem kar zarar tarafı 10 milyondan 6,3 milyona. Öz kaynakları 88 milyondan 101 milyona çıkmış. Arkadaşlar kanalımıza abone olup zili açmanız, aynı zamanda katıl butonuyla destek vermeniz neden önemli? Buradaki gördüğünüz Borsa İstanbul'daki birçok firmanın bizler analizini yapıyoruz. Bilanço temel ve teknik analizlerini yapıyoruz. Bu neden önemli arkadaşlar? Katıl butonuyla üyemiz olanlar daha farklı şeyler sorup daha farklı bilgiler elde edebiliyor. Aynı zamanda bildirimleri açıp zili açan arkadaşlarımız en hızlı şekilde bu bildirimleri, bu videoları, analizleri görüyor. Lüks kadifeye baktığımız vakit borç kaynak oranı 47,6'dan 40,50'ye gelmiş, yaklaşık %3,5'luk bir, %2,5-3'lük bir borçluluğu artmış. Fakat öz sermaye karlılığı da %6 olarak bu sene de büyümüş arkadaşlar. ROIC tarafı 8,31'den 17'lere gelmiş. Bundaki artış da pozitif. Aynı zamanda arkadaşlar Covid döneminin çok etkili olduğu bir yıl dönemi geçti. Buna rağmen lüks kadife, yani lüks tarafta lüks ihtiyaçlara yönelimler azalmasına rağmen lüks kadife firmasındaki büyümenin devam etmesi pozitif yorumlayabiliriz. Bilançoya baktığımız vakit güzel bir bilanço açıklamış. Süper demememin iki sebebi var. Biri bulunduğu sektöre göre pahalı. İkincisi de borç kaynak oranında ufak bir artış olduğu için hisse senedi tarafının etkisini bunun arkadaşlar orta vadede sınırlı pozitif olarak görmekteyim. Bir de gelin tekniğine bakalım. Tekniğe baktığımız vakit arkadaşlar yaklaşık son 2-3 gündür tavan yaparak gittiğini var söyleyebiliriz. Bugün de tavan yapıp kapatmış. Yani buradaki tavan nereye kadar gider herhalde bugün sondur diye düşünüyorum bu. Çünkü zaten BB üst bandının üstüne çıkmış. Yani 71'in üstüne çıkması arkadaşlar bunu aşağı yönlü baskılar, öncelikle onu söyleyeyim. Şurada bir yükselen bir kanal içinde hareket ediyor. Bu kanalda gittikçe genişlemiş. Genişlemesinin sebebi arkadaşlar şuradaki gelen tavan serisi diyebiliriz. Aşağıda arkadaşlar öncelikle dikkat etmeniz gereken 71 lira seviyeleri diyebilirim. Yani 75'ten 71 liraya doğru bir satış olma ihtimali yüksek. Bunu söyleyeyim. Aşağıdaki desteklerine bakarsak birinci destek 62, üçüncü ana desteği arkadaşlar 50,59 TL'ler. Yani buradaki bu çıkışın düzeltmesi olur, bilginiz olsun. Bu düzeltme de tahmin ediyorum 63 ile
yani 63, 55 lira, 63 lira aralığına doğru bir düzeltme yapacağını söyleyebilirim. Benim kendi tecrübem ve buradaki gördüğüm öngörüye binaen. Çünkü çok anormal bir yukarı pozitif bir hareket yapmış ya, bunun düzeltmesi olması gerekiyor ki olacaktır. Desteklerini söyledik, önünde yani dirençlik bir durum yok. Şuradaki kanalın alt sınırını söylemem gerekirse 50 liralar kanalın alt sınırı arkadaşlar. 50'lere doğru borsa kaynaklı veya hisse senedinin bu yukarı yönlü rallisinden sonra satış veya kar alma kaynaklı yönelimler olursa 50 ve altı çok ciddi alım yerleri. İzleyeceğiz, göreceğiz, onu da söyleyeyim. Momentum tarafı gelen bu pozitiflikten dolayı ciddi manada, bakın şurada gücü görüyor musunuz? Yani böyle şu mavi çizgiyi de veya söyleyebilirim, yukarı yönlü dikmiş kendini. Yani artık burada düzeltme olur arkadaşlar. Yarın bunlar açık yeşile döner ufak ufak, bilginiz olsun. Ama orta vadede yükselen kanal içinde bu kanal takip edilebilir. İlgili takip etmek isteyen arkadaşlar da şöyle söyleyeyim, kar satışları, kar alma, kar realizasyonları da yapılabilir. Yatırım tavsiyesi değildir diyerek söylüyorum. Sonuç olarak temel analiz tarafı güzel bilanço dedik, sınırlı pozitif etki dedik. Teknik taraftaki bu çıkışın bir düzeltmesi olacaktır. Düzeltme nerelere kadar olabilir? Onları sizlerle konuştum. Desteklerinden bahsettim. Ve son olarak da bugün için stop loss seviyesine bir bakalım. Günlük oynaklı 5,3 TL'ymiş. Yani 5,3 TL'lik bir oynaklık normal karşılanıyor. Stop loss seviyesi de aldığınız fiyatın, bugün için konuşuyorum, 8 lira altları stop loss seviyeleridir. Bilginiz olsun. Yani bugün akşam bunun çıktığını gördü diyelim ki herhangi bir küçük yatırımcı. Bir anda işte gaza geldi diyelim. 70 liradan buna girdi. Şu anda veya diyelim ki 73 liradan girdi. 8 lira dedik ya, 65 lirası onun stop loss'u. Bilgisi olsun. 65'lerin altı da onu zorlar yani. Onu da söyleyebilirim. Arkadaşlar kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Benim kişisel şahsi analizlerimdir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın.